Bu dönemde çok sık rastladığım mevzulardan bir tanesi insanların davranışında, insanların duygusal davranışında rastladığım. Bu herkes artık kendini bir prens, prenses, biricik, sıradan olmayan, özel, işte çok anlamlı, evrenle özel ilişkileri olan, işte başka hiç kimsenin kendisini derin ve anlamlı şekilde anlayabileceği bir şeye doğru kaydı ya hani zihinsel duruma ya da potansiyele buna herhalde sistem neden oluyor. Yani herkes bir biricik. Yaşamla özel bir bağı var falan arka tarafta. Yaşlandıkça şeyi fark ediyorsun işte yani hani sıradan olma daha avantajlıymış gibi görünüyor ya da sıradan olmayı fark edince özelleşmek daha mümkün oluyor. Bir tanesi bunun üzerine sen ne düşünüyorsun diye merak ederim. İkincisi de şu kitap okuma alışkanlığı üzerine azıcık konuşmak istiyorum. Ama yetişkindeki kitap okuma alışkanlığı. Biz şimdi kitap okuma kitap okumanın kendisi, alışkanlıkların değişmesi, gelişmesi hikayesini hep ya gençlik dönemimize ya da çocukluk dönemimize atıfta bulunarak oradaki bildiğimiz bilgileri kullanarak şeyden değerlendiriyoruz. Ya da havalı rutinleri, öğrendiğimiz havalı rutinler üzerinden. Üzerinden falan değerlendiriyoruz. Halbuki pratikte gerçekten 25 yaşının üzerinde ki bir sürü insan e, kitap okumayı alışkanlık devşirme açısından kitap okumayı hayatına sokmak istiyor, pratiklere dönüştürmek istiyor. Bunun değerli olduğunu bilinç seviyesinde biliyor ama bu işte sigarayı bırakmak gibi yani alışkanlık değiştirmek gibi bunu hayatına sokmakta zorlanıyor, pratiğe dönüştürmekte zorlanıyor. Biraz kendi güncelimizden yola çıkarak 25 yaşından sonra bir yetişkinken kuma alışkanlığı nasıl geliştirilir, ne yapılır, şart mıdır? Yani bu arada yani kitap okuma hangi seviyede şarttır falan. Videoyu bu... erken kapatacaklar için söyleyeyim mi? Şarttır. <gülüyor> <gülüyor> evet. Hani ebeveyn konuşması yapmadan... Bu böyle eski cumhuriyetçi dili vardır ya... yani Zaten kitap okumadan bilmem ne olmaz falan. Hani Hepsi, bu... cahil <laughs> Hepsi cahil bunlar. Hepsi cahil bunların falan. Hani o, o topa girmeden... Hani gerçekten yani iyi niyetli yani bu konuyla alakalı düzgün çaba sarf etmek. Bunu konuşalım ya bu daha güzelmiş bir şeydi. Niye lan de <laughs> Sıradan insan, özel insan hikayesini önümüzdeki hafta çiğneriz. Ama onu da konuşalım. Tamam olur. Çünkü tamam. o Türker Kılıç'ın benim iki sene önce falan aklıma tut, soktu. Sanırım jetonum yeni düştüğü için yeni fark etmeye başladığım bir konu. Çok büyük tehlikeye işaret eden bir şey o. İnsan merkezli yaşamla yaşam merkezli yaşam arasındaki farkla alakalı bir şey. Aa, çok, yine havalı cümlesi. O çok bu, tehlikeli. Bu, çok Türker Kılıç söyledi onu. Ama ben o zaman çok benden sekmiş o. Tam girmemiş. Birkaç zamandır ima üzerine çalışırken falan filan kurcaladığımız konularla ilgili. Geçenlerde gene karşıma çıktı. Tabii ben onu bir iki deftere de not almışım o zaman. Ama şimdi yavaş düşüyor mesela. O o kadar yeni hümanizm diyeceğim diyebileceğim bir bakış açısı var mesela insan merkezde. Eğitim insan odaklı, hayat insan odaklı, başarı insan odaklı. Oysa havalı geliyor insan odaklı deyince. insan ölüyor. Yani insan odaklı dediğin şey ölümlü bir varlığın bir de ne zaman öleceğini bilmediğin potansiyeli çok çetrefilli olan bir sürü varyasyonu olan bir şeye bütün ee, anlamı anlama odaklamakla alakalı bir şey. Anlam geçici bir varlığa verildiği zaman dağılıcı bir şeye dönüşüyor. Yani sürdürülebilir, kültürleşebilir bir şeye dönüşmüyor. Ha mesela Türkiye Akkılıcı'nın söylediği bir şey var. Çok önemli. Ben bunu biraz yaşayabildiğim için muhtemelen anlıyorum. Ben biyoloji okumaya başladığım günden beri yaşam odaklı yaşıyorum ben. Mesela ölüp gideceğime uzun zamandır hazır olduğumu zannediyorum. Bunu birkaç kere de denedi sistem üzerimde. Hazırım gibi. Problem yok. Ya öleceğiz daha sonuçta biliyoruz. Ama ölmeden önce yani bu buradaki görev süren devam ederken yaşam merkezli bir bakış açısıyla nasıl bir tarzı hareket, nasıl bir aksiyon planı yapabilirsin? O insanı çok değiştiren bir süreç ve o satın alma döngüsünden de seni kurtarıyor. O manipülasyondan da seni ağrı uzak tutuyor. Kendi gündemin olduğu için kimse senin gündemini belirleyemiyor. Böyle enteresan bir kurtarıcı ada gibi orası. Ama yaşam merkezli deyince insanlar sanki kendilerini böyle yok etmeleri gerekiyormuş ya da heba etmeleri gerekiyormuş gibi algılar. Tam tersine mesela bizdeki yaşamın bizim içimizden doğan isteklerini okuma alışkanlığı geliştirdiğimiz zaman kitap okuma alışkanlığına bile gönderebileceğimiz bir sürü prensip çıkarabiliyoruz. Sen bana sürekli dersin ya bazı konularda senin konuşasın varmış düğmeye basınca konuşuyorsun diye. <laughs> Aslında ana jeneratörün burası olduğunu fark ettim. Sen yaşam odaklı baktığın zaman, mesela başına bir problem geldiğinde, istemediğin bir şey olduğunda etrafında, yaşam bununla nasıl baş ediyor? Mesela ne yapıyor? Diyelim çocuğumuzda istemediğimiz bir tavır gördük değil mi? Yaşam da bizden kendisini muhtemelen hiç istemediği tavırlar görüyor. Bize nasıl davranıyor? İzin veriyor. Alan açıyor, yapta gör diyor. <laughs> i̇şte bak mesela birkaç bin senedir şehir meyir ortalığının ağzına sıçtık. Şimdi sonuçlarını yaşıyoruz. Ama bize müsaade ediyor mesela. Yaşamın işleyiş biçimi böyle. Polisi yok, jandarması yok, sopası yok. Çünkü bektan, bakışlarla yönetiyor. Bakışlarla yürütüyor ve... ...zamana yaygın, evrime tabi... ...aslında sınırları çok belirgin ama geniş sınırları olan içinde oynayabildiğin bir alan yaratıyor sana. Şimdi insan bu dünyada kendi kısıtlı ezberleriyle, o kültüründen, inancından, anlatılarından gelen algoritmalarıyla kendini öyle bir yere sıkıştırıyor ki bunu insan merkezli bakış açısına çevirdiğin anda insanın şu anda var olan her şeyle daraltıyorsun kendini. Akademisyen de olabilirsin. Milyarlarca yıllık evrimi öğreniyor olabilirsin. Tarihçi olabilirsin. Çağları okuyor olabilirsin falan filan ama bugünkü aksiyonun kendime en iyi nasıl hissederim? Faydayı nasıl maksimize ederim? Mutluluk da mutluluk. Ha, mu işte? malı nasıl götürürüm? en iyisini nasıl kapatırım? Ben bunu hak etmiyorum. Ha, bunun üzerine gidiyor. Haklıyım. Halbuki yaşam merkezli baktığın zaman benim iyi hissetmem değil ki konu. Sistem içerisinde uyumlu olma meselesi. Yani ben nasıl daha uyumlu? Çünkü insan aklı bir tek bunu algılıyor. Kertenkele'de böyle bir şey yok. Sistemle uyumluluğun uzun vadede sana getireceği o rahatlık halinin eşittir cennet olduğunu anlıyorsun. Yani sistemle uyumlanma, bahçeye uyma meselesidir cenneti yaşama hikayesi. Derd üstü murad üstü olmak değildir ya da sürekli bir elin yağda bir elin balda olma meselesi de değil. İşte bu satın almayı körüklediği için çok pompalanan bir şey. Sen merkezdesin, ne istersen yap. Bu yüzden çok çalışıp çok kazanman, bolca da harcaman lazım. Bunu satabilmeleri için insan merkezli bir bakış açısı, hem güzel promosyon yapılıyor ama bunu uzaylılar promot etmiyor. Biz alıyoruz bunu. Almaya müsaitsen, akış buna uygunsan bu dil sana bir şey satmak için anlamlı oluyor. Şimdi insanlar neden buna müsait? Neden açlıkla böyle bir duygueyiz? Ben özelim duygusunu istiyor ya da destekliyor. Hani sosyoloji tarafından bakıyor olsam Hani 1800 yılında konuşuyor olsak insanın ne yaparsan yap insanın bireysel olarak değerli olduğu bir dünya. Daha az sayıda varız ve hep lokal değerler üzerinden gidiyoruz. Yani buradaki en vasıfsız statüsü en düşük insan bile bir insani değerler bütününü taşıyor toplumun içerisinde. Tabii. O yüzden sistem onu da düşünmek zorunda olduğu bir yapı kuruyor. Ama sonra işte 1900'ler modernizm ama asıl işte 2000'ler hikayesi. Birdenbire bulan biz 8 milyarmışız. E ben, benim neredeyse aynı özel Mustafa Can diye 23 tane YouTube hesabı var. Yani kendini özel hissedebileceği şey peynir Ben de var da. Facebook çıkana kadar tek cananlar bizi zannediyordum abi. <laughs> yani 40 işte tane var. Bunun gibi işte sen kendine özel zannettiğin bilgi, birikim, kimliğin adına kullandığın bazı sıfatların dünyadaki birçok insan tarafından seninle beraber aynı zamanda aynı biçimde benzer biçimlerde kullanıldığını fark ediyoruz. Böyle olunca kimlikte kalınca kişilik özelleşebiliyor ama kimlik seviyesinde kalınca böyle oluyor. E böyle olunca birden hani İstanbul'da 15 milyonluk bir şehirde muhtemel senin bilinir olma ve özel yeteneklerini bir kenara koyarak söylüyorum. Senin standart vasıflarına uygun birkaç bin kişi, benim standart vasıflarıma uygun birkaç bin kişi var. Şimdi e bu herkes böyle olduğunda birden doğası gereği sıradanlaştık. Yani e bu olmasa, e, Mustafa olmasa işte ne bileyim Tuncay'la, Hüseyin'le yani, harcanabilir. Harcanabilir oluyorsun sistem tarafından. Bunun karşılığında sanki kendimizi korumak için ben özelim, benim mutluluğum. Bunu ben korumazsam sistem beni korumuyor. Sistem beni o sıradanlığın içerisinde harcıyor. Çünkü sıradanlığın şey diye bir tarafı da var. Bunu başka bir hikayenin içerisinde anlatmıştım. Senin eğer 8 tane koyunun olursa atlarıyla beraber bilirsin. Ama senin 1000 tane koyunun olursa senin sürün vardır. Kimsenin adını bilmezsin. 8 tane koyunun olsa bir tanesinin bile ölmemesi için yüksek çaba sarf edersin. 1000 koyunun olursa kamyonla taşımak istediğinde e 10 tanesi ölebilir. Yani bu yol zayiatıdır, olur diye kabul edersin. Ama biz o 10'dan bir tanesi olmak istemiyoruz ki. Yani hani o yol zayiatı diye vasfettiğin koyunlardan biri olarak anılmak, öyle yaşamak istemiyorum. Ama bin koyunun içinde bir tane konuşan koyun olsa mesela. <gülüyor> <gülüyor> değil mi? Tamam evet bu değişik olur. <laughs> Oradan ya otantikliğe gönderme yapmak için orada işte mesela bize satılmaya çalışılan şey bu kalabalığın içindeki önemsizliğini ancak ve ancak sana sattığımız hazır paketlerden, ünvanlardan, ünlülük yöntemlerinden, fenomenliklerden birini alarak elde edebileceğim bir şey değil. Bize satıyorlar bunu. Halbuki daha dün Instagram'da işte rahmetli Cem Karaca'nın bir dostu Haluk Levent'i soruyorlar duydun mu diyor Aa duydum diyor. Enteresan bir çocukmuş falan diye. 94'te mi ne TRT videosu. Diyor ki böyle diyor işte ulusal şeylerden çıkıp küresel bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Zaten diyor işin sırrı bu diyor. Sen diyor ne kadar iyi diyor gitar çalarsan çal. Yurt dışına çık çal derler ki Türk ne güzel gitar öğrenmiş. Ama önce kendi müziğini hazmeder sonra dışarı çıkıp bir şey yaparsan o zaman bir kimliğin şahsiyetin olur. Ha derler bu enteresan bir sanatçı. Şimdi bu otantiklik meselesine güzel bir gönderme aslında, daha dün görmem de ilginç oldu. Sen bu dünyada parmak izi kimseyle birebir aynı olmayan bir varlık olarak otantiklik arayışındaysan bir sorun var. Yani onu dışarıdan almaya çalışıyorsan bir problem var. Biyolojinin, yaşamın kendisi benzersizlik üretme fabrikası gibi zaten. Her şey tek, nevi şahsına münhasır. Hiçbir şey tek tip değil. Dolayısıyla bunun içerisinde zaten saldığın zaman otantiksin, bitti kendine özgü bir kombinasyon çıkacak. Ama problem değersizlik hissi kendine yatırım yapmanı engelliyor. Kendinle vakit geçirmeni, kendini kıymetli görerek ona bir şeyler sağlamaya çabalamanı engelliyor. Onun dışında dışarıdan eklemeye çalışıyor bütün sistem. Ya ben kendim de tabii ki bunun kazını çok yemiş, manipülasyonu çok yemiş birisi olarak içeriden bilerek söylüyorum bunu. Yaş geçtikçe bazımız şeyi fark ediyor. Mesela ben şu anda onun yaşadığımı düşünüyorum yani. Sal abi sal olması gerektiği gibi sal. Yaşam şimdiye kadar bu şekilde gelmişse şu ya da bu nedenle buraya kadar gelmiştir. Bu andan sonra yaşam merkezli olarak ortam, sistem, şartlar senden ne istiyor ve senden ne zuhur ediyorsa onun oyununa bak. İşte benim şu anda mesela albüm, müzik, böyle bir şeyin ürünü. Bu bıdı bıdı laflar, açık ben yaptığımız her şey, seninle yaptığımız sohbetler tamamen bunun ürünü. Doğalında geliştiği zaman otantik bir şey oluyor. Şimdi 5 yıldır Pazar sabahları insanlar bizi evlerine bayağı misafir ediyorlar. Ciddi bir kitle var. Biz seninle burada mühendislik mi yapıyoruz? insanlara bir şey mi satıyoruz? Hayır, 5 yıldır oturup biz hemen hemen kesintisiz olarak içimizden geldiği gibi konuşuyoruz. Kendi merkezli değil konuşmalarımız. Mesela burada ben sana, sen bana aslında bilmeden yaşam merkezli bir bakış açısıyla yaklaşıyoruz. Neyi yaşatıyoruz? Kültüre bir katkı yapmaya çalışıyoruz. Bir zihinsel provokasyon peşindeyiz aslında. Bu provokasyonu yapabilmek için de senden benden hari ortamın getirdiği, güncelin getirdiği, zihnimizin gündemimize düşürdüğü bir şeyleri alıp şeysiz, frensiz, emniyet kemersiz takılıyoruz, tartışıyoruz ve bu önemli miktarda insanın hoşuna giden bir şey. Hayatta da böyle davranmanın hoşa giden bir şey olduğunu hatırlamamızı istemiyorlar gibi geliyor. Çünkü abi pazar sabahı can canan izleyen adam ...sayıcılara gönderme yapayım. Düzumsuz alışverişi daha az yapar diye tahmin ediyorum. Ya öyle. Yani gerek yok. Çünkü böyle bir şeyle ilgileniyorsan bu kendini şu anda kendine bir şeyler satın almak, kimliğine bir takım apoletler ilave etmek yerine buna vakit harcıyorsan geçici bireysel varlığından çok yaşamın, hayatın kendisini önemsiyorsun demektir. Bu önemli bir fark. Perspektifte 5 derece bir fark gibi gözüküyor ama 5 derece farklı hareket eden birler tutuyor, yo, yo, gittiği bence, yer bence gibi... Bence çok, çok bir fark, fark ayrıca bence özel bir köşeden de anlattığını düşünüyorum. Şimdi bunu adapte olmak için, sen anlatırken fark ediyorum mesela... bununla çatışma oluşturan şey... şu çok biraz soyut bir tanım oluyor ama sistem... diye tarif ettiğimiz şeyi... anlama, yönetmeyle ilgiliymiş gibi geliyor. Şimdi biz 50'li yaşlarda bu konuya özel tuzu kuru hani belli süreçleri yani sistemle çatışmasını çok azaltmış sistemin baskısını üzerinden çok sıyırmış insanlar olarak hani bu konuya daha kolay anlaşılır bir zemin oluyor ama insanların genel olarak yaşa 30 yaşındayken işte yaşamda statü elde edecek, kimliklerini elde edecek ki işte istediği kızı bulabilsin, istediği konforu, yaşam konforunu elde edebilsin bilmem ne şeklinde yaşayan bir insan için o sistemin üzerindeki baskısının oluşturduğu negatif bir yan etkiymiş gibi gözüküyor bu anlattığım şey. Bu güzel bir ayrım oldu benim için. Sokakta ben başlarken bu netlikte değil işte ben. Son zamanlarda bunu sağda solda da anlatıyorum ki kendimi daha çok bu konuya kanalize edeyim. Biliyorsun ben kendini konuşarak güden adamlardanım. Anlattıkça, kafada açıldıkça hayatı uygulaması kolaylaşıyor. Hayatı bir nebze olsun uygulayabildiğinde bakışına falan işte Aziz Agustin'in dediği felsefe bana para kazandırmadı ama birçok masraftan alıkoydu prensibi. <laughs> Tekrar ortaya geliyor. <laughs> yani o kadar da zor değil burada yaşadığımız şey. Yaşamın kendisi ta Anaksimander mi evrim tarihini anlatırken orada birinden alıntı yapıyorum ama hangisi olduğunu unuttum. Tekil canlı bireyler demiş. Yaşam dediğimiz o kanonun devamı için böyle notalar gibi arada çıkar çıkar kaybolur. Onlar demiş ehemmiyetsiz biz de dahil olmak üzere. Ya şimdi bakınca bireysel varlığı bu kadar önemseyen bir yerde yaşamın canına nasıl okuduğumuz çok daha anlaşılabilir oluyor. Biz nota için senfoniyi feda ediyoruz. Yani nota, nota çok güzel olsun da oğlum koca bir şey var burada. Ben burada bir 70 sene gelip geçeceğim. Canlılık 3,5 milyar senedir var. Daha kaç milyar sene var bilmiyorum yani. Bak çok çok güzel bir, bir yeri yakaladım. Ee, bir müzisyen olarak da sana söylüyor olmanın. Çok profesyonelce hazırlanmış müziklerin kuruluğu vardır ya. Hı hı, Aynen öyle. Bir ee, şeyde. Yes. Midi, güzel güzel oldu, evet. Yine evvelsi gün galiba Frank Zappa ile röportaj yapıyorlar. Frank Zappa diyor ki sen nasıl çalıyorsun sen öyle gitar falan diye soruyorlar. Bir sürü diyor gitarist diyor çıkar sahneye diyor solo atacağı zaman bir başlar anlarsın ki de defaatle çalıştığı ölçüsü yöntem belli bir şeydir. Ben tamamen diyor şey spotless diyor yani hiçbir şey anlamıyorum diyor. Bir, bir kusuru yok ama ben sahneye çıktığım zaman sadece kabaca ne kadar süre çalacağımı bildiğim bir aralık vardır diyor. Orada fizik kurallarına karşı ben varımdır diyor yani. O anda yapılmayan bir şeyi yapmaya gayret ederim diyor. Ortaya da Frank Zappa sound'u çıkar diyor. Şimdi Frank Zappa'yı seversin sevmezsin ayrı konu. Ama bu işte, Yine de bu yaptığının iyi olduğu gerçeğini değiştiriyor. E, i̇yi işte. tabii. İşte zaten iyi şey öyle çıkıyor. Yani bizim... algımızı değiştiren... hayatla oyun oynama becerisi de buradan geliyor. İşte oyun derken herkes hayatı böyle müsabaka gibi anlıyor. Hayır, o game değil bu. Play anlamındaki oyun. E, oyun yani. E, deneme, yanılma, bakayım oluyor mu, olmuyor mu? mahcup olmaktan o kadar korkuyoruz ki standart olanın dışına çıkamıyoruz mesela. Ben ben bunu da kazanı senelerce yedim. Herkesin dediği gibi akademisyen, herkesin dediği gibi müzisyen, herkesin dediği gibi bilmem ne olmak zorunlu hissettim. Yok abi hiç öyle olması gerekmiyormuş. Kendin gibi takılınca çok eğleniyorsun yani. Hem kameranın karşısına geçen ya da kitlelerin karşısında konuşan insanlarla sohbet ederken ilk söylediğim cümlelerden bir tanesi. Sana hep kurallar var. Adapte olman gerekiyor denir. Önce ev sahibinin sen olduğunu hatırla. Aynen. Tamam. Bu, bu benim anladığım yerden güzel oldu. Ev sahibinin sen olduğunu hatırla. Bu dış kurallara uyacağım. Adapte olacağım. İşte o koşulu buymuş buymuş değil. Ev sahibinin sen olduğunu hatırlayınca özel olduğunu hissetmeye ihtiyacın kaldı. Yani zaten sen fa'sın. Do diyeze özenme. Sen fa'lığını yap yani. Fade, fa de <laughs> fa. evet sayın seyirciler. Bugünkü işte Aynen, yaşında... Bunu, bunu, demedim. Bunu demedim. Böyle bir şey yok. Kestik. Kestik. Şakadan. Bence güzel. Bu arada bu konuşmanın ürettiği kelimelerden bir tanesi olarak cebimize koyalım. Yarın öbür gün bunu bunu gündem etmek için çaba sarf edelim bence. Mütevazilik. Tevazu evet. M mütevazılığın kendisini tekrar bir tanımlama, kültür olarak yaşam biçimi olarak yaklaşma. Çünkü bu da muhtemelen artık kavramsal olarak iç dinamikleri kullanış açısından değişti. Bu, bu değişimi bölüm yapalım. Evet yani. Bu Ama değiş... şey sözümüz var kitap okuma kitap şey okuma. Suçlu. Ya bu bu önemli. Senin de e, yaşam pratiklerin eee kitap ile alakalı e, farklı biliyorum. Şahit Şu oluyorum. Şu anda zayıf ama e, her seferinde çok şükür hala suçluluk hissettiğim bir e, konudur. <laughs> e, burası Yani kitap okumayı doğal bir kültür yaptığımızda bu böyle lineer ve dümdüz gidecek bir şey değil zaten. Bu böyle bir dalga barındırıyor içerisinde. zaten bir sonraki bölümde Kitap okuma alışkanlığıyla brokoli arasındaki şaşırtıcı ilişkiyi sizlerle paylaşacağım. Paylaşacağız. Sürpriz.